Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lifin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel. Bu renkler de çok yakıştı. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Yapımı da gayet kolay arkadaşlar. Çok fazla istek geliyordu. Ee, özellikle takipçilerim siparişi almışlar. Ee, nasıl e, modeli anlatayım arkadaşlar. Burada 8 yapraklı papatya çiçek var. Gördüğünüz gibi onun üzerine yıldız yuvarlak lif şeklinde başlanıyor. 8 tane yaprak olduğu için 8 tane de kanat var gördüğünüz gibi. O şekilde 5 fıstık olasıya kadar artırdım. Sonrasında eksiltme yaptım. Tabi buralara da eksiltirken tomurcuk yaptım. Detaylı bir şekilde anlatacağım. En sonunda bu kenardaki papatyaları yapıp eklediğim. Renk olarak mavi görünüyor ama kamerada açık su yeşili arkadaşlar. Açık su yeşili, açık sarı ve beyaz Gördüğünüz gibi çok da güzel rengine harika yakışmış bir model. Evet kaç gündür de internetim yoktu arkadaşlar. 15 gündür evde internet yok. Telefonların internetiyle e, idare etmeye çalışıyorduk. İnşallah bundan sonra düzenli bir şekilde e, videolar çekeceğim. E, kameram da çok yukarıda. Kameramı indireyim inşallah beraber başlayalım. Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce... 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ilk yaptığımız zincire başına dolamadan batıyorum 1 2 3 4 zincir tığıma doladım bu yuvanın içine bir tane trabzan yapıyorum trabzanların boyunu kısa tutmaya çalışalım 2 zincir tığıma doladım aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum 2 zincir bir trabzan Dediğim gibi tırabzanlarımızı kısa tutalım. 2 zincir, 1 tırabzan. Bu şekilde kutucuklar yuva yapıyoruz arkadaşlar. Yuvalar yapıyoruz. 8 tane olacak. Baştaki zincirle birlikte 8 tane tırabzan olacak. 2 zincir, 1 tırabzan. Şöyle sayalım 3, 6, hatta 9 tane yapmışım. Evet tekrar sayıyorum. 3 6 7 8. 8 tane trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin köşesine tığım batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Hemen bu yuvan içine başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 4 zincir tığıma doladım. Yuvama 1 2 3 4 5 6 7 defa sardığım fıstık yapıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektik şöyle dibine fıstığın dibine arkadan öne doğru başına dolamadan batıyorum böyle pufuduk dursun diye 4 zincir tığıma doladım sıradaki yuvaya yine 7 defa sardığım fıstık yapıyorum 2 3 4 6 7 fıstığın boyunu çok uzun tutmayalım arkadaşlar kapatıyorum 4 zincir dibine şöyle arkadan öne doğru bu şekilde başına dolamadan batıyorum 4 zincir tığıma doladım sıradaki yuvaya yine fıstık yapıyorum çiçeğimizin yapraklarını yapıyoruz 6 7 sarıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir. Şöyle dibine arkadan yukarıya doğru başına dolamadan batıyorum. Tekrar 4 zincir. Evet, bu şekilde 8 tane yaprağımızı yapalım. Evet, 8. yaprağımı da yaptım en son 4 zincir çektim. Şöyle dibine yine arkadan öne doğru Başına dolamadan batıyorum. İki zincir ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Bir zincir çektim. Evet. Herhangi bir fıstığın tepesine başına dolamadan batıyoruz bir zincir ilmeğimi genişlettim tığımı 3 defa sardığım fıstık yapıyorum 2 3 sardım kapattım bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye bir tutuyorum dibine ikinci fıstığı yapıyorum İkisini bir kapattım geçişlerde bir zincir çekiyorum kasarsa iki tane çekebilirsiniz Evet sıradaki yaprağın tepesine geçiyorum bir fıstık yapıyorum kapatıyorum Bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye bir Dibine Bir fıstık İkisini bir kapatıyorum Bir zincir ilmeğimi Tığıma doladığım Sıradaki fıstığın ya da yaprağın tepesine geçiyorum Fıstık yapıyorum kapatıyorum Bir zincir Tepeye bir, dibine bir fıstık, ikisine bir kapatıyorum. Geçişte bir zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldim yani son yaprağımın üzerindeyim. Bir zincir çektim, ilk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye bir dibine ikinci fıstığı yapıyorum karşıya da üçüncü fıstığı yapıyoruz bildiğimiz yuvarlak lif arkadaşlar burada çiçeğin üzerine başlanıyor diğerinde yuva yapıp başlıyorduk Evet üçünü bir topluyoruz bir zincir artırmamı yapıyorum tepeye bir Dibine bir fıstık yaptım. İkisini bir topladım. artırmamı yapmış oldum. Bir alt sırada üzeri bir yatık fıstıktı. Şimdi iki oldu. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye dibine ve karşıya fıstık yapıyoruz. Üçünü bir topladık. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Artırmamı yapıyorum. Tepeye bir. Dibine. Bir fıstık. İkisine bir. Kapattım. Bir zincir. Evet. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim ikinci sıranın İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum ilmeği aldım ilmeğin içinden geçirdim bir zincir İlmeğimi genişlettim bir sıraya geçerken Bu şekilde bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz Bir zincir ilmeğimi genişlettim Burada iki tane yatık fıstığım var İki yatık fıstık olunca iki tane üçlü fıstık topluyoruz Evet tepeye Dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü bir topladım. Birinci üçlü fıstığımı topladım. Şimdi bir zincir ikincisini yapıyorum. Tepeye dibine ve karşıya batıyorum. ikinci üçlü fıstığımı da topladım bir zincir şimdi artırmamı yapıyorum tepeye bir dibine bir fıstık yapıyorum ikisini bir topladık bir zincir artırmamı yapmış oldum bir alt sırada üzeri iki yatık fıstıklı dilimlerin şimdi üç tane oldu Evet bir tane daha göstereceğim karşı dilime geçiyoruz bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz iki tane üçlü fıstık yapacağız tepeye, dibine ve karşıya batıyorum. Evet, birincisini yaptık. Bir zincir. Şimdi ikincisini yapıyorum. Tepeye, dibine ve karşıya batıyorum. Evet, Üçünü bir topladım. İkinci üçlü fıstığımızı yaptık. Şimdi artırmamızı yapıyoruz. Artırmayı yaparken tepeye bir dibine bir fıstık yapıyoruz. İkisine bir kapatıyoruz. Bir zincir. Evet iki dilimin üzerine yaptık arkadaşlar. Bu şekilde her sırada bir tane artacak. Ee, üzerindeki yatık fıstıklar Şimdi üç tane beş tane olasıya kadar yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi tamamladım. E, dilimlerin üzeri 5 yatık fıstık olasıya kadar artırmamı yaptım. Şimdi yapraklarımızı tek tek kapatacağız. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir topluyoruz. Eksiltme yapmış oldum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye bir dibine ikinci fıstığımı yapıyorum karşıya da üçüncü fıstığımızı yapıyoruz üçünü bir topladık bir zincir Evet üç tane daha yatık fıstığımız var üç tane üçlü fıstık yapalım sonrasını göstereceğim Evet gördüğünüz gibi üç tane daha üçlü fıstık yaptım üzere 4 tane yatık fıstık oldu. Girişte eksiltme yaptığım için. Şimdi çeviriyorum. Burada da eksiltme yapacağız. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapat. Bir zincir. Evet. Üçlü fıstık toplarak sıramızı tamamlayalım. Evet. Üçlü fıstık toplarak sıramı tamamladım üzeri 3 tane yatık fıstık oldu şimdi çeviriyorum hemen bir fıstık yaptım karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum İkisini bir kapatıyorum bir zincir Evet şimdi ilmeğimizi genişletiyoruz buraya tığımıza 4 defa sardığımız fıstık yaparım 3 4 sardım kapattım tomurcukları yapacağız 3 zincir çekiyorum Şöyle arkadan öne doğru dibine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Yoluma devam ediyorum. Tepeye bir. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. Üçünü bir. Topladık. Bir zincir. Bir tane daha üçlü fıstık yapacağız. Tepeye dibine ve karşıya otuyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Şöyle çevirelim burada. Buraya da tomurcuk yapacağız tığımıza 4 defa sardığımız fıstık yapalım. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Burası ters olduğu için şöyle önden arkaya doğru dibine başına dolamadan batalım bir zincir ilmeğimi genişlettim hemen bir fıstık yapıyorum yine eksiltme yapacağız karşıya ikinci fıstığımızı yapıyoruz İkisini bir kapattık bir zincir ilmeğimi genişlettim tomurcuk yapacağız 2 3 4 sarıyorum kapatıyorum 3 zincir çektim dibine yine önden arkaya doğru başına dolamadan batıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye dibine ve karşıya fıstık yapıyorum üçünü bir topladım bir zincir şöyle çeviriyorum ilmeğimi genişlettim tomurcuk yapacağım yine 4 sardım kapattım 3 zincir çekiyorum Burası ön taraf olduğu için arkadan öne doğru dibine başına dolamadan batalım bir zincir ilmeğimi genişlettim hemen buraya bir fıstık karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum ikisini bir kapattık Evet buraya da tomurcuk yapacağız ilmeğimizi genişletelim 4 defa sardım fıstık yapıyorum. Kapat. 3 zincir. Yine arkadan öne doğru dibine, başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, ipimi kesiyorum. şöyle ipimizi içe doğru saklayalım. Evet, yapraklarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle diğerine geçelim. Onu da biraz göstereyim. Eminim çoğunuz biliyorsunuz İlk defa yapacak olanlar için böyle detaylı gösteriyorum. Evet diğer dilimin sağ tarafına ipimi sabitleyip başlıyorum. Ne yapıyorduk? Eksiltme ile başlıyorduk. Bir fıstık yaptık. Karşıya da ikinci fıstığımızı yapıyoruz. İkisini bir kapattık bir zincir sonrasında 3'ü fıstık toplayarak sırayı tamamlıyoruz bir sıraya geçti yine ikili fıstıkla devam ediyoruz üzeri 3 yatık fıstık olasıya kadar eksiltelim Arkadaşlar ben yine şu tomurcuk sırasını göstermeye çalışacağım size Evet gördüğünüz gibi üzeri 3 yatık fıstık kalasıya kadar yani iki sıra ördüm şimdi Burada yine eksiltme ile başlıyorum bir fıstık yapıyorum karşıya da İkinci fıstığımızı yapıyoruz İkisini bir kapattık Bir zincir burada tomurcuk yapacağız ilmeğimi genişlettim Hemen tığma Sardım 4 defa da sardım fıstık yapıyorum 1 2 3 zincir çektim Dibine arkadan öne doğru Başına dolamadan batıyorum Bir zincir ilmeğimi genişlettim. İki tane üçlü fıstık yapacağım. Şimdi tepeye dibine karşıya fıstığımı yaptım. Üçünü bir topladım. Birincisini yaptık. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Evet ikinci Üçlü fıstığımı da yaptım. Kapatıyorum. Şöyle çevirdim. İlmeğimi genişlettim. Tomurcuk yapacağım. O yüzden dört defa serdim fıstık yaptım. Kapattım. Üç zincir. Şöyle dibine önden arkaya doğru başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Genişlettim. Bir sıraya geçmiş olduk. Bir fıstık yapıyoruz. Karşıya da ikinci fıstığımızı yapıyoruz. İkisini birden kapattık. Bir zincir. Yine tomurcuk yapacağız. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Üç zincir. Dibine önden arkaya doğru başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Karşımızda bir yatık fıstık olduğu için bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Karşıya da üçüncüyü batıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir çeviriyorum. Tomurcuğumu yapacağım. Fıstığımı yaptım, kapattım. 3 zincir çekiyorum. Burası ön taraf olduğu için arkadan Yukarıya doğru dibine başına donmadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Buraya da tomurcuğumu yapmayı unutmuyorum. Evet. Fıstığımı yaptım. Üç zincir çektim. Önden pardon arkadan öne doğru dibine başına dolamadan batıyorum. İki zincir ipimi kesiyorum. Evet dilimlerimizi bu şekilde kapatalım arkadaşlar. İki tanesini yaptık. 6 tanesi kaldı. Yapamazsanız videoyu geri alabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz buna bakaraktan. Evet tamamlayıp döneceğim. Evet gördüğünüz gibi yaprakları kapattım. Hatta çiçekleri de yaptım. Bir tanesini sizinle birlikte yapacağım eklemesini inşallah ortadaki çiçeği yaptığımız gibi arkadaşlar 5 tane zincir çekelim 5 7 6 2 3 4 5 zincir çektim İlk yaptığım Zincire Başına dolamadan batıyorum 1 2 3 4 zincir tığıma doladım Bu Yuvanın içine Bir dolayıp iki defa da çektim Tırabzan yapıyorum 2 zincir bir trabzan yine trabzanların boyunu kısa tutalım 2 zincir bir trabzan baştaki zincirle birlikte 8 tane trabzanın olacak 2 zincir bir trabzan 3 6 7 olmuş 2 zincir bir trabzan 8 oldu 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin köşesine tığım batırdım. İlmeğimi aldım, ilmeği içinden geçirdim. 8 tane yuvam oldu. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu yuvanın içine 7 defa sardım fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. İlkini yapıp kapatalım. 4 zincir Dibine yine arkadan öne doğru başına dolamadan batıyorum. 4 zincir tığıma doladım sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Yine 7 defa sarıyorum. 5 6 7 kapatıyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle. Buraya eklemek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi yukarıya doğru iki fıstık yuvası boş. Bunlara tomurcuk yaptık. Sağ taraftaki ilk yuvaya bakın buraya tığım batırıyorum. İlmeği oradan geçirdim. Zincirle sabitledim. Tekrar yuvama başına dolamadan batıyorum. Bakın tomurcuğun bir altındaki yuvaya battık. 4 zincir dibine başına dolamadan batıyorum arkadan öne doğru. 4 zincir. Sıradaki yuvaya fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Zincir çekmeden ilmeğimi genişlettim. Bir aşağıdaki yuvaya tığım batırdım. İlmeği oradan geçiriyorum. Zincirle sabitledim. Tekrar fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. Evet, bu tarafa ekledik. 4 zincir çekiyoruz. Sıradaki oya yine fıstık yapıyoruz. kapattım ilmeğimi genişlettim Şöyle çeviriyorum kendime doğru. İki yaprağımızı buraya ekledik. Diğer ikisini de buraya ekleyeceğiz. İlkine Bakın burası geçiş zinciri. Bir yukarıdaki ilk yuvaya tığ batırdığım ilmeği içinden geçirdim zincirine sabitledim. Yuvaya başına dolamadan batıyorum 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir sıradaki yuvaya fıstığımı yapıyorum. Kapattım. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki yuvaya tığım batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Zincirle sabitledim. Tekrar yuvama batıyorum. 4 zincir. Dibine başına dolamadan batıyorum. Evet, eklememiz bitti arkadaşlar. 4 zincir çekiyoruz. 3 yaprağımız kaldı. Onları da yapalım. Evet. Onları eklemeden yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çiçeğin diğer yapraklarını da tamamladım. O şekilde eklersiniz arkadaşlar. Diğer çiçekleri yapıp eklersiniz. Videoyu geriye alıp da yapabilirsiniz. Tabi size kalmış. Şimdi ortadaki sarı tomurcuğunu yapacağız. İpimi biraz bırakıyorum. Buradan başlıyorum. 3 zincir çekelim. Ilmeğimi genişlettim. Ortadaki zincire 2, 6 defa sardım fıstık yapacağım. 3, 4, 5, 6. Kapatıyorum. 2 zincir. Biraz ilerden ipimi kesiyorum. Evet şimdi. Şöyle iki trabzan arasından tığımı yukarıya çıkardım, ipim bir tanesini aşağıya çekiyorum, tam karşısına denk gelecek şekilde diğer ipimi de aşağıya çekiyorum. Tersinden düğüm atıyoruz. Tomurcukları da bu şekilde olacak, şöyle iyice sıkılansın diye üç defa düğüm atıyorum tamamdır fazlasını alalım evet bitti çok çok güzel oldu şöyle eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu inşallah anlatımından memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız çok sevinirim bana destek olmuş olursunuz daha güzel modellerle buluşmak üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.